Herkes öne geliyor. Arka tarafa doğru. Aldık geri. Bugün burada birinci kez aynı derin acı ve aynı ısrarla bir araya geliyoruz. 1000 hafta, yani 7000 gün, 229 ay, yani arayışla geçen bir ömür. Biz cumartesi anneleri insanlarıyız. Biz anneyiz, babayız, eşiz, kardeşiz, evladız, yeğeniz, torunuz, yani sizler gibiyiz. Ama aslında bir farkımız var sizden. Bizim kalbimizde aynı derin yara sızlıyor. Sevdiklerimizin mezarlarına bile sahip olamamanın tarifsiz acısı. 1000 haftadır haykırıyoruz. Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Asla unutmayacağız. 1000 haftadır haykırıyoruz. Vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. 27 Mayıs 1995'ten beri her hafta saat 12'de Galatasaray Meydanı'nda toplandık. Galatasaray bizim ve kayıplarımızın sesi oldu. Kimi zaman engellendik, kimi zaman yasaklandık, şiddetle zorla dağıtıldık kimi zaman. Gözaltına alındık, yargılandık ama ısrarımızdan bir an bile vazgeçmedik. Nasıl vazgeçelim? Onlar bizim göz bebeğimizdi. Göz altında kaybedilen sevdiklerimize dokunamıyoruz ama her cumartesi onların resimlerini gururla taşıyoruz. Mezarlarına çiçek koyamıyoruz ama her cumartesi onlar için Galatasaray Meydanı'na bir karanfil bırakıyoruz. Bu gelenek kuşaktan kuşağa aktarılarak sürüp gidecek. Galatasaray Meydanı'na bakan her göz, o meydandaki her taş, devletin bu büyük utancının ve cumartesi annelerinin direncinin tanığıdır. 1. haftamızda kamuoyunun karşısına tek bir taleple çıkıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Karanfillerimizi Galatasaray'a değil, sevdiklerimizin gerçek mezarlarına bırakmak istiyoruz. Doğdukları, yaşadıkları topraklarda bir izleri, bir mekanları olsun istiyoruz. 1000. haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz. Sevdiklerimizi bulana kadar onları aramaktan vazgeçmiyoruz. Ben Zübeyde Tepe, Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe'nin annesiyim. 25 tane Özgür Gündem muhabiri 1990'dan da 95'e kadar faali meçhul cinayet yapıldı ve öldürüldüler. Özgür Gündem muhabiriydiler, 25 tane. 25 kişi. Biz 30 yıldır buradayız. 1000 haftadır da buradayız. Hiçbir zaman biz buradan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Çocuklarımızın katilleri bulunsun. Faili meçhul değil, failler belli. Biz failleri belli ettik. Çocuklarımızın katilleri Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Süleyman Demirel, Korkmaz Tama. O zaman Tatvan Valiyiz'in komutanıydı. Korkmaz Tama faili meçhul cinayetlerin bütün katilleri onlar. Bir gün bize hesap böyle de verecekler, vermek zorundalar. Biz adalet aramaktan vazgeçmiyoruz. Adalet, adalet, adalet. Herkes için adalet. Cumartesi anaları da için adalet. Katilleri yargı önüne çıkartanlara kadar adalet aramaktan asla ve asla vazgeçmiyoruz. Galatasaray'dayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. Kardeşim Hayrettin Eren için 44 yıldır adalet arıyorum. 44 yıldır adalet arıyorum. Kayıplar için adalet istiyorum. Teşekkür ederim. Edirne'de 1996 yılı İstanbul'a gelirken kaybedilen Talat Türkoğlu'nun kardeşim.
Adalet yönüyle dosyası kapandı, zaman aşımı dendi, devlet kendini adına işini bitirdiğini düşünse de biz yakınlarımızı aramaktan, onların neler yaşayıp neler gördüğünü ve suçluların yargılanmasını istiyoruz. Onları kaybedince failleri Mecnevi'ne attığını söyleseler de hiçbir şekilde kendisine ulaşamadı. Ama devletin sorumluluğudur bu, vatandaşına sahip çıkacak ve şu anda biz buradaysak diğer tüm yakınlarda hepimiz kardeşlerimizden, eşlerimizden, çocuklarımızdan haber alınmasını bekliyoruz. Ve biz bu meydanı onları anma mekanı olarak kullanıyoruz. Bugün ne acıdır ki biz acılarda bin hafta duymuyorlar, görmüyorlar, adalete kavuşturmuyorlar. Umuyorum ki bizim ömrümüz vefa etsin, biz failler yargılansın istiyoruz, hukuk sağlansın istiyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Teşekkürler. 1980 yılında gözaltında kaybedilen Hayrettin Erer'in kız kardeşiyim. Bugün yaklaşık 5,5 yıl önce annemin bıraktığı yerdeyim. Annem 39 yıl oğlu Hayrettin Erer için karanfillerle donatacağı bir mezar istemişti. Oğlunun akıbetini sormuştu. Ben annemin bıraktığı yerden abimin çiçeklerle donatacağı bir mezarının olmasını istediğim için, bir mezar istediğim için buradayım. Hayrettin Erer için ve tüm kayıplar için, adalet istediğimiz için buradayız. Bugün burada olmamız vazgeçmemenin bir sonucudur. Vazgeçmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Ben 20 Temmuz 1992 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Gülenay'ın ailesi olarak buradayız. Hasan 4 çocuk babası, gencecik bir fidandı. Maalesef evlatlarından ayırdı. Babalık yapmasına, devam etmesine izin vermediler. Ve zaman aşımına uğratıldı dosyası, maalesef kapatıldı. Ama bu burada bitmeyecek, devam edecek. Biz bu karanfilleri bu meydanlara değil de bir gün çocuklarımızın mezarlarına koyacağız. Ama bugünlük ben Hasan'ın resminin üzerine koymak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize merhaba. 1991'de Şırnak'ta kaybedilen İbrahim Demir'in kızıyım ben. 34 yıldır biz adaletin peşindeyiz, adalet istiyoruz. Adaletin peşinde olacağız. Son nefesimize kadar adaleti arayacağız. Bu meydanlardan olacağız. Aspilekar Aslan Apsoy. Aslan Sali Zamin ve Jmali bin Şuradan gidiyoruz. Cahve gireden bin Karakoli u undakir. Sen sali ki bu hazar hakime am vede dokunu ma tishvafi nekir. Am adalet etkazır. Am kamike zami kutuazın. Am qayba hamika etkazın. Hatta ve nebine amel ve meydane bin am bin vici ve torne me el torne torne me el. Hatta nebine am ve meydane unuştina. Ben bir cumartesi torunuyum. Kasım Aksoy'u arıyorum. Kayıplar ve dedem Kasım Aksoy bulunana kadar burada bu meydanda oturmaya devam edeceğiz. 1994 yılında JİTEM tarafından kaybedilen Murat Aslan'ın kardeşim. Buradaki tüm insanların faili belli. Benim abimin failleri de belli. Abdülkadir Aygan'ın, Mehmet Ağar'ın, Tansu Çiller'in, Meral Akşener'in yargılanmasını istiyorum. Herkes için adalet istiyorum. Annem için, kardeşlerim için buradayım. Onlar için adalet istiyorum. Abim için adalet istiyorum. Ben Yusuf Erişli'nin kız kardeşim. 33 yıldır abim arıyoruz. Lütfen. Yardım etsin. Yardım edin. Bulun lütfen. Babam 2 yıl önce öldü. Annem de son anlarını yaşıyor. Yardım edin ne olur. Bulun onları.
1996'da gözaltında kaybedilen Abdullah Canan'ın oğluyum. Yüksek Yuva Çetesi tarafından kaybettirilen ve katledilen Abdullah Canan'ın katili binbaşı Mehmet Emin Yurdakul'u tekrar burada kamuoyunun da lanetliyorum. Yüksek Yuva Çetesi'nin yanında yer alan kim varsa onları burada kamuoyunda tekrar lanetliyorum. Ben 1994'te Ankara'da gözaltına alınıp kaybedilen Kenan Bilgin'in kardeşiyim. Bin yıldır biz burada oturuyoruz. Burada insanlarımızı kaybedenlerin, insanlarını işkencede öldürenlerin ve talimat verenlerin yargılamasını istiyoruz. Biz burada adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Onların yargılanıncaya kadar da biz bu adamları terk etmeyeceğiz, bu mücadelemize devam edeceğiz. Esmiray Parezer, Şevket Epe Özdemir. Şevket Epe Özdemir, Sala, Bistu Pence Mijdari, Sala, Hazarun, Mesel Dunat Hüseyin, Adel, Nafça Katvan, Hatta Ravandın, Hatta Katilkirin, aynı şeyde Hatta Katilkirin. Ev Parezer'i, Beyke Sabı Parezi, Parezer'i mevduru mazlum ama bu. Derya Vega Cumamaz Beydengot, Parezer'i Ferhat Jibu. Evul Ferhat Katilkirin, Bişti Çarmayacı, Şevket Epe Özdemir Katilkirin. Emci devir adalet bir adaletiye bernadın. Mezarı olmayanlar, kayıpları olanlar, faili meçhul cinayetleri ve yakınlarını kaybedenler, hepimiz bu meydanda adalet aradık. Adalet çığlığımız hiç durmadı, durmayacak. Çünkü birçoğumuzun mezarı yok. Karanfil bırakabileceğimiz bir taşımız yok. Üzerinde dualar edebileceğimiz bir mezar taşımız yok. O yüzden mezarlarımız olana kadar, kayıplarımız bulunana kadar, faili meçhullerde yakınlarımızı kaybedenler cezalandırılana kadar bu meydanda olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu meydan bizim adalet meydanımız. Teşekkürler. Ben 12 Eylül 1980'de askeri darbası sonucu 13 Eylül 1980'de gözaltına alınıp 8 Ekim 1980'de katledilen Cemil Kırbay'ın abisi. Biz gözaltında kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları olarak hukukun üstünlüğünü bu ülkede hakim kılınması için bin haftadır bu alanda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kaybedilen, mezarları olmayan yakınlarımızın akıbetini sorguluyoruz. Bu bin hafta süreci içerisinde gözaltına oldu. Bana bende iz bırakan bir gözaltı. Anlatmadan geçemeyeceğim. Gözaltı aracındayız. Ters kelepçeliyim. Güvenlikçi arkadaşa dedim ki, memur bey, ben 73 yaşındayım. Yukarıda bana burnum akıyor. Medeni insanım. Utanıyorum. Müdahale edebilmem için düze çevirir misin? Burası göz altında kaybedilenlerin mezarlığı değil. Burası kayıp yakınlarının buluşma meydanı. Acıların, ağıtların seslendiğimizi duyurma yeridir. Kayıplarımızın nerede olduğunu, kaybedenler nerede, adalet nerede diye haykırdığımız yer ve alan. İşte bin haftada da haykırıyoruz. Adalet nerede? Şimdi elde eleme verebilir miyiz?
Bak, abi gibi. Bana kalır.